Türkiye Belediyesi'nin çalışmaları hakkında Nil RTV mikrofonunu vatandaşlarımıza uzattık. Bakalım vatandaşlarımız bu konu hakkında neler düşünüyor? Nilşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Evet, çoğu hizmetinden memnunuz. Ancak üniversite caddesinde çok fazla öğrenci olduğu için oraya daha fazla bisiklet yolu veya yürüme yolu eklenebilirse çok daha güzel olabilir. Onun dışında sahile yapılan yeni kafeler, yeni öğrenciler için restoran tarzı, daha ucuz olan yemekler için memnunuz, güzel. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Nilşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Evet, memnunuz ama daha iyi olabilirdi. Mesela sinekler çok, aşırı derecede çok. İlaçlama sorunları var herhalde. Daha iyi olabilirdi yani. Teşekkür ederim, sağ olun. Rica ederim. Nilşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Merhabalar, 30 yıldır oturuyorum bu ilçede. Son 6 yıldır özellikle, 5-6 yıldır çok çok memnunum. Her hizmetinden çok memnunum. Özellikle ufaklar için, yani 5, 8, 10, 12, 15 yaş için çok güzel hizmetleri var. Biz gidiyoruz ailecek, çok da memnunuz. Nilşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Çok. Her hizmeti bizim için çok değerli. Çok iyi bir insan, ne desek mutlaka yapıyor. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, memnunum. Özellikle hani sahil kenarının yanları falan gayet bizim işimize yarıyor, bir öğrenci açısından etkinlikleri. Yenişehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Yani genel anlamda iyi. Ama ufak tefek sıkıntılar var tabii, daha iyi olabilir. Özellikle ilaçlama bu yıl yeterli olmadığını düşünüyorum. Onun haricinde yani memnunuz. Yollar, trafik birazcık yoğun. Belki bir düzenleme getirilebilir ama bilmiyorum. Yenişehir'in zaten çok görevi değil bu. Yenişehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Yenişehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnunuz. 10 numara hizmetleri var. Şu anda belediyelerin içerisinde en verimli çalışan Yenişehir Belediyesi. Mersin'in içerisinde, bütün belediyelerin içerisinde en düzenli çalışan Abdullah Özyiğit ve Yenişehir Belediyesi. Çok teşekkür ederim. Nilşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Nilşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnunuz. Sayın Abdullah Özyiğitoğlu ve ekibine teşekkür ediyoruz. Hizmetlerini gayet güzel bir şekilde yapıyorlar. Sorun ve sıkıntılar olduğu zaman ani müdahale olarak çözebiliyorlar. İlla ki belediyemizin eksiklikleri var. Halk olarak da kriz masasında konuşulduğu zaman bütün hizmetler yerine geliyor. Yani her şey bütçeye dayalı. İmkanların üstüne çıkabiliyorlar. Bizim için çok büyük hizmet değil. Günlük yapılacak rutin işlerimizin olması yeterli. Hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Dere çalışması yapıldı. Ama derenin bir kısmı bitti. Pazar yerinin oraya kadar. Ondan sonra çalışmalar durdu. Niçin durdu bilmiyorum. Ama bir yıla yakındır derenin etrafında çevre düzenlemesi yapılmadı. Bundan şikayetçiyim. Bir düzenleme yapılsa memnun oluruz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Nilşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Tamam, ben bir şey görmedim ki daha memnun olayım. Bir şey görsek memnun veya olmayacağımızı söyleriz. Öyle değil mi? Bir şey görmedik daha, Allah'a şükür. Görelim bakalım bir şeyler. Teşekkür ederiz. Oldu, güle güle. Yani iki ay oldu. Burada eskiden bir, ya buraya bir ufak tuvalet yaptırın dedik. Sağda solda şeyler. Bir bunu istedik, muhtara söyledik. Muhtar hocam tamamım dedi. Bunları konuşmak istemiyorum. Yenişehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Memnunuz tabii. İki dönemdir iyi çalışıyorlar. Her taraf pırıl pırıl, parklar iyi. Tabii canım, çok iyi yani. Memnunuz. İnşallah böyle devam eder. Böyle devam etmesini diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Yenişehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun muyuz? Evet, çok memnunuz. Maşallah tertemiz yaptı. Çok memnunuz. Her yer pırıl pırıl. Her yer pırıl pırıl. Tertemiz oldu. Eskisi gibi değil yani. Her pislik kalktı. Tertemiz oldu. Çok memnunuz. Hatta dua bile ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. İnşallah hayırlısı olsun. Eğer satıcıların hiçbiri kalmadı. Tabii para evinin önünden bir şeyler alıyordu. Efendime söyleyeyim. Ya marketler her gün, her dakika, her saniye
etiket değiştiriyor. Onlar da kontrol etmiyorlar. Fakir fukaranın ekmeğiyle oynuyorlar. Yani hiçbir şey sınırlı değil. Her şeyin daha güzeli, daha iyisi olabilir. İnsan gönül arzu eder ki güzelin en güzeli, şirinin en şirini, tatlının en tatlısı olsun ama bu mümkün değil hayatta. Elindeki bütçeye göre yine en iyisini yapmaya çalışıyor. Mutlak surette yani insan imkanı dahilinde hizmet verir, imkanı dahilinde yaşar, imkanı dahilinde bir şey satın alır veya alamaz. Bu her konuda öyledir yani. Yenişehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun muyuz? Çok memnunuz, harika. Abdullah Bey'in ve ekibinden çok memnunuz. Teşekkür ederiz. Yenişehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun muyuz? Evet, memnunuz. Hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Yenişehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Vallahi çoğundan memnunuz ama bazılarında da memnun değiliz. Mesela parkların temizliği. Battin Ali Parkı. Kaç defa da yazdım yani şeye, belediyeye. Yeteri kadar temizlik yok. Çocuklar oyun parkında oynuyor. Bazen sarhoşlar geliyor oradan. Öğleye kadar bira içiyorlar. Banklara oturuyorlar, rahatsız ediyorlar. Çevreyi rahatsız ediyorlar. Kirletiyorlar. Ondan sonra oraya döküyorlar pisliklerini. Yeteri kadar temizlik yok. Yani başka da emeklerin gideceği bu çevrede bir park yok. Onun için biz bu parkın temiz tutulmasını istiyoruz. Bir de ilaçlama konusunda ilaçlamasını istiyoruz. Yeteri kadar ilaçlama yok. Ama çoğunda da memnunuz yani genelde. Bu gibi şeylere yaparlarsa daha memnun oluruz. Vatandaşlarımızı dinledik. Başka bir röportajda Nil RTV ekranlarında görüşmek üzere.